Arkadaşlar merhaba. Şimdi bir başlayalım. Size bir ödev verdim. Bilmiyorum ne durumdasınız. Ödevin içindeki bir takım konuları henüz çok iyi kapsamadım. Son soruları filan. 6, 7, 8, 5'ten itibaren belki de. O yüzden hem o materyali tekrar kapsayayım. Anlatayım hem de sorularınıza cevap vereyim. Yani bu dersi birazcık ofis saatleri gibi düşünebiliriz. Soru sorarsanız, yazarsanız soruyu ya da konuşursanız cevaplarım. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Buyur. Ödevin cevaplarının çözüm halinde mi yazalım yoksa sadece cevapları yazıp mı yollayalım? En azından yok, en azından nasıl bulduğunla ilgili bir ipucu vermen lazım. Tamam. Evet. Ama sonuçta sonuçlar yanlışsa, yanlış olan mesela 5. soru yanlış, cevabı yanlış. Sebebi daha önceden P yanlış. Okey, o zaman 5. soru da yanlış. O yüzden biraz yok, grading biraz sert, dikkatini çekelim. O yüzden İşin başında hepsini doğru yapman lazım belli bir sırayla. Birkaç defa test etmende, denemenizde fayda var. Şimdi arkadaşlar gidelim o kısma tekrar. Okey. Birincisi curve'ün bir order'ı vardı. Curve'ün order'ı eleman sayısı point at infinity dahil. Yani çözdünüz 40 tane eleman çıktı. Bir eleman daha var. Çözemediğiniz eleman 41. eleman var. O da point at infinity. Yani o dediğimiz eleman. Dolayısıyla curve'ün bir order'ı var. Bir de her bir elemanın bir order'ı var. Mesela diyelim ki P'nin order'ı şöyle tanımlanmış. K'ya eşit öyle ki K P O'ya eşit. Bu da P'nin order'ı. Ve bir de Lagrange teoremi var. Bütün gruplar için geçerli bu. O yüzden önemli. Çok bayağı teorik önemli bir konu sonuç bu. O da K sayısının N sayısını böldüğü. O da çok önemli. Burada ilginç bir konu var. Eğer N asal ise o zaman asal sayıları sadece 1 ve asal sayı bölebilir. O zaman o zaman şöyle diyelim. Then all curve are of order n except o. O'nun order'ı belli. Order of o 1. Zaten eğer sayı asalsa 2 böleni vardır. N çarpı 1. Bu asal. Prime. Bu da 1. Bu O'nun order'ı. Bu da bütün elemanların order'ı. Aranızda size verdiğim curve'lerden birisinin order'ı asal olabilir. Kimse o şahıs şanslı. Çünkü herhangi bir elemanı alabilir o zaman. O element. Bir bu konu var. Birinci konulardan birisi bu. Değilse mesela bizim kullandığımız bir curve vardı. Y kare eşittir. X küp artı X artı 1 curve'ü. NGF23. Bunun order'ı N28'di. Dolayısıyla element order'ları. Element orders.
Bütün 28'in bölenleri. Bir, bu tabii ki biliyoruz order of O. Ama 2 de olabilir. Çünkü 2 28'i böler. 3 bölmez. 4 böler. 6 bölmez. 5 bölmez. 7 böler. 8 9 falan bölmez. 14 böler. Bir de 28 böler. Şimdi şöyle bir konu var. Önemli bir konu var. Bir elemana primitive diyoruz. Primitive element. If its order is equal to n. Maximum order. Yani en fazla olabilecek order'a eşit olan order'ı olan eleman primitive element. Şimdi tabii asal olunca gene dediğim gibi çok şanslısınız. Bütün elemanlar primitive eleman. O hariç. Ama değilse aramanız lazım. Şimdi mesela biz GF23'te aramıştık. Mesela GF23'te biz bir 7'nin order'unu bakmıştık. Bir 7'nin order'u 28 çıkmıştı. Ah, sevindik. Niye? Bir 7'nin order'u 28 ise o zaman bir 7 primitiftir. Şimdi o primitif elemanlarla çalışıyoruz. Eliptik curve kriptografide. Yani bu ana kadar hep eliptik curve. Bu ana kadar sırf matematik. Kriptografiye geçiş o primitif elemanla oluyor. Yani kriptografik bir altyapı curve'ün kurallarını kullanıyor. Curve'ün order'ını kullanıyor. Bir de bir primitif eleman kullanıyor. Primitif elemanın order'ı curve'ün order'ına eşit. Bazen bazı curve'lerin bazı köylerin şeyi olmayabilir, nedir, hiç yani asal olmayabilir. Primitif eleman kullanmamız gerekir ama bazen bazı özel durumlarda o köyü seçen kişiler primitif değil de onun yarısı. Yani orduru en değil de orduru en bloke olan birisini seçtikleri olmuştur. Ama bu doğru bir pratik değil. Doğrusu orduru en yüksek elemanı seçmek. Yani ben şimdi eliptik curve kriptografiyi bu curve üzerinde, yani 1-1-23 curve üzerinde kurmak istersem mesela 1-7'yi seçmeliyim. 1-7 tek eleman değil, başka elemanlar da var order'u 28 olan. Onlardan birini seçmeliyim. Şimdi onu diyelim ki seçtim, tamam mı? Şimdi bir curve var elimizde. Curve var. Y kare eşittir x küp artı x artı 1. Bir field var. GF 23. Bir curve order var. Pardon, 28. Primitive eleman var. P eşittir 1.7. Bunlarla kriptografi yapacağız biz. Kriptografi yapmak için bize bu bilgiler şart. Gerçek curve'ler göstereceğim. Gerçekte şunu kastediyorum. Bu da gerçek bir curve de. Şu anda pratikte kullandığımız curve'lerden bahsedeceğim. Mesela şeyde nedir? Blockchain içerisinde, Bitcoin blockchain içerisinde bir curve var. Eliptik curve var. O eliptik curve hangi curve acaba? GF23 mi? Tabii ki değil. GF23 çok küçük bir curve olurdu. İşe yaramazdı. Güvenli olması lazım. Ne güvenlikle neyi kastediyorum? Şimdi biraz onlara geleceğim bugün. Şimdi şu kavramları da çok iyi anlayın. Diyelim ki KP'yi hesapladınız. K mod NP ile eşit çıkması lazım. Çünkü eğer K neden büyükse, mesela diyelim ki order 28. N eşittir 28. Siz, ben de sizden 35 P'yi hesaplamanızı istedim. P de primitive. Tamam mı? 35 P ile 35 mod 28 P, yani 7 P
aynı sayı, aynı kör, aynı elemandır. Kör üzerindeki aynı elemandır. Bu bir. Aynı şekilde bu bir kurallardan birisi. İkincisi, AP ile BP'yi topluyorsanız, yani AP'yi hesaplamışsınız bir eleman, BP'yi hesaplamışsınız başka bir eleman. Şimdi bunları topladığınız zaman bulacağınız şey A artı B. P değil sadece, A artı B mod n P'dir. Yani A ile B'yi toplayıp bir de mod n düşürmeniz doğru olur. Yani bunlar birbirine eşit. Aslında 35 P ile 7 P aynı eleman. 35 P başka bir eleman değil. 35 P'yi hesaplayın, 7 P'yi hesaplayın, aynı nokta çıkacak. O zaman niye 35 P'yi hesaplıyorsunuz ki? 7 P'yi hesaplayın çünkü aynı nokta. 7 P'yi hesaplamak daha kolay. Aynı şekilde A BP'yi hesapladığınız sonra A defa BP'yi hesaplamak istiyorsanız o zaman AB mod NP'yi hesaplamış olursunuz. Bunlar eliptik kürden gelen özellikler. Şimdi ne faydası var kriptografide? Şimdi bir algoritma var, Diffie-Hellman diye. Geçen dönem Applied Cryptography dersinde Diffie-Hellman algoritmasını açıklamıştım. Diffie-Hellman iki kişi arasında, iki entity arasında anahtar establishment sağlıyor. Ve bir takım adımlardan ibaret. Yani AB'ye bir şey gönderiyor, BA'ya bir şey gönderiyor, AB'ye tekrar bir şey gönderiyor, BA'ya tekrar bir şey gönderiyor. Bir takım step'ler var. Tamam mı? Bu step'lerin sonunda aynen A ile B knows a secret key K such that adversary, yani o kanalı izleyen kişi, adversary may not or cannot. Onu açıklayayım şimdi. Konu şu. Bakın şu şekil en iyi açıklayan Ali. A ile B iki kullanıcı bir kör üzerinde mutabık kalıyor. Kör üzerinde nasıl mutabık kalacak? Açıktan birbirlerine söyleyebilirler. Bu körü kullanalım. Kullanalım mı? Kullanalım. Mesela diyor ki Bitcoin'deki eliptik körü kullanıyoruz. Kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Okey, tamam. Şimdi Bitcoin'deki eliptik körün, Bitcoin blockchain içindeki eliptik körün parametrelerini biliyoruz. Order'ını biliyoruz ve primitif elemanını biliyoruz. Bunu biz bildiğimiz gibi bunu düşman da biliyor. Düşman orada oturmuş ve düşman bizim o eliptik körü kullandığımızdan haberdar. Yani o kısmını gizli tutmuyoruz. Şimdi gizli tutsak daha iyi olmaz mı hocam? Daha iyi olmaz. Çünkü eninde sonunda öğreniliyor öyle şeyler. Çünkü bunlar yani bir yazılımın içinde oluyor, bir donanım içinde oluyor. Birisi onu hack edecek. Mutlaka o eliptik körü öğrenecek. Yani o eliptik körü saklamak anlamsız. Tamam mı? Şimdi bir kere o kör üzerinde anlaştıktan sonra aile ben, bu bir şey de olabilir. Tamamıyla real time bir decision de olabilir. Yani birdenbire aile ve karşı karşıya geliyorlar. Real time olarak bir eliptik kör, eliptik körün orderı ve primitive element seçiyorlar. Tamam mı? Seçtiler. Sonra A tarafı ve B tarafı ayrı ayrı birbirinden bağımsız ve herkesten saklı. Kendi private computational ortamlarında iki tane random sayı seçiyorlar. A ile B iki random sayı seçiyorlar. A'nın seçtiğine küçük A, B'nin seçtiğine de küçük B diyelim. Bu A ile B sayıları N'den daha küçük. Tamam mı? Yani sıfır ile N arasında. Random bir sayı. Şimdi bu ne kadar bu şeyler, bu parametrelerin büyüklükleri? Mesela dediğim gibi gerçek hayatta kullanılan körleri dikkate alırsak, mesela şu meşhur Bitcoin blockchain körvünde 256 bit. Körvün uzunluğu yani N 256 bitlik bir sayı. P 256 bitlik iki sayı. Çünkü P eksi y'de iki koordinatı var. Eliptik körvün kat sayıları A ile B de 256 bitlik. Farklı sayılar. Bir de bu eliptik kürün kurulmuş olduğu
olduğu mod P var. GFP'nin P'si, o asal sayı. O da 256 bitlik. Aslında o asal sayı hepsini belirliyor. Şimdi 256 bitlik sayılardan bahsediyoruz. Yani A'da küçük A ile küçük B'de 256 bitlik sayılar olacak. Alıyor A tarafı, AP'yi hesaplıyor. Point Multiplication Operation. A tarafı bunu hesaplıyor. B tarafı da BP'yi hesaplıyor. Bunu da private bir şekilde yapıyorlar. Ama bunu pek private sayılmaz çünkü birbirlerine gönderiyorlar bunu. AP karşı tarafa gidiyor, BP karşı taraftan geliyor. Dolayısıyla adversary AP ile BP'yi görüyor. Tamam mı? Bu sefer A tarafı BP'yi almış ya, BP yeni gelmiş. B'nin değerini bilemiyor A tarafı. Ama BP'yi A defa point multiplication yapıyor. Dolayısıyla A BP'yi hesaplamış oluyor. B tarafı da AP'yi alıyor. Onu B defa point multiplication yapıyor. O da BAP'yi alıyor. BAP ile ABP aynı sayı. Çünkü ikisi de AB mod N olacak. AB mod N ile BB mod BA mod N aynı sayı. Şimdi ikisinin değerlerinde AB küçültülmüş haliyle mod N tabii ama ABP var, ABP var. Bu sayı S iki taraf bir point aslında. Bu iki tarafın bildiği, adversary'nin bilemediği. Adversary bunu niye bilemezsin? Hesaplayamaz mı? Şimdi bakın, adversary ne biliyor? Ben adversary'yim şimdi. Adversary curl'ü biliyor. Order'ını biliyor. Primitive elemanını biliyor. Adversary A, P'yi görüyor. Çünkü uçtuğunu görüyor, yakalıyor. Adversary BP'yi de görüyor. Şimdi buradan adversary S'i bulabilir mi? S'i bulabilmesi için A'yı ya da B'yi bilmesi gerekir. A or B. Yani bir tanesinin de bilmesi yeter. Tamam. Çünkü A'yı bilirse buradan BP geçiyor. A ile çarparım. ABP. Ben de öğrenirim. Bir tanesini bilmesi yeterli. Dolayısıyla adversary şöyle bir problemle muhatap. Curve'ü order'ını ve primitive elemanı biliyor. AP'yi ya da BP'yi, bir tanesini alalım. AP'yi biliyor. Buradan A'yı bilebilir mi? Bu problemin bir adı var. Bu probleme DLP deniyor genel gruplarda. Discrete logarithm problem. Discrete log problem deniyor genel gruplarda. Buradaki adı ISI DLP. Eliptik curve grupların ISI DLP. Eliptik curve gruplarda discrete logarithm problemi. Şimdi bu problemin 23, 6 bit, 4 bitlik bir sayı, 5 bitlik bir sayı. 5 bitlik bir sayı için bu problem değil. Yani ben size desem ki mesela bizim şu curve'de y kare eşittir x küp artı x artı 1 mod 23 curve'ünü düşünün. Yani ben size desem ki ben bir secret A seçsem mesela 5. Siz ondan haberdar değilsiniz. Ben 5B'yi hesaplasam. O da Q. Ve ben size Q'yu versem. Ayrıca tabii eliptik curve'ü biliyorsunuz. Order'ını biliyorsunuz. O 5'i biliyorsunuz. Yani bu P'yi biliyorsunuz. P'yi de biliyorsunuz. Ben size bakın ne kadar çok şey veriyorum. P'yi veriyorum. Q'yu veriyorum, eliptik curve'ü veriyorum ve sizden diyorum ki bana o 5'i bulun. A'yı bulun. Bu problem 23 için çok kolay. Yani bu problem deneme yanılma yöntemiyle kaç tane eleman var ki? 28 eleman var. Her birisini teker teker
denerim. Bir elemanı denemek için, elle bile denemek için olsa olsa ne bileyim 30 saniye harcarım. 28 elemanı 14 dakikada bulurum bunu. Ama benim curve'üm 256 bitlik bir sayı. Yani denemelerin sayısı 250-256. Bu mümkün değil. Bunu yapmak mümkün değil. Yani bugün insanlık 250-65-270'in üstünde bir deneme yapamıyor. Bir takım ABD'de bir takım projelerde çok advanced bilgisayarlarla belki bu 250-80'e çıkarılmış olabilir ama o kadar. Hiç kimse daha fazlasını yapamaz. Yani bu söz konusu değil. Dolayısıyla bu kadar çok deneme yapamayacağına göre 250-256 deneme yapılamayacağına göre güvende. Bu probleme eliptik kurv Diffie-Hellman problemi deniyor. Yani ilk defa ben size bu kadar anlattım eliptik kurvü. Bir tane kriptografik algoritma verdim. Şimdi ben bugünün konularını bu kadarla sınırlayayım ama şimdi geriye dönüp soruları cevaplayabilirim. Buyurun sorunuzu yazın ya da konuşun. Chat sayfasını açayım, şuraya koyayım. Ben de sizin sorularını cevaplayayım. Çünkü ben sizden o ödevi düzgün yapmanızı istiyorum. Var mı bir sorusu olan? Ben bir soru sorayım kendi kendime. Bu ödevi yapmak için programın kullanabilir miyim? Tabii kullanabilirsin. Yani her şeyi elle yapmak gerekmiyor. Tabii kod yazarsın. Python'da ya da matematikada ya da başka bir yerde. Bulursun. Ama yani ben en azından kodunda nasıl onu yazdığını yaz. Yani ben de bir kodlama biliyorum. Dolayısıyla şu kodum şudur diyeyim. Kodu da koyabilirsiniz ödeve. Ama ben ödevin tek bir PDF olmasını istiyorum. Bana 7 tane doküman gönderip ödevin budur diyenleri otomatik olarak 0 vereceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tek bir PDF istiyorum. Her şeyi o PDF'e içine koymanız lazım. Ben aslında burada kaydı durdurayım. Emin olamıyorum. Çünkü ilginç bir soru gelir de ona cevaplar diye. Ha, ne güzel. Primitif eleman nasıl bulunur? Cevap arayarak, yani bu ödev için öyle. Bu ödev için öyle. Yani bu ödev için arayarak bulacaksın. Bakın ben burada nasıl yapmıştım. Mesela biliyoruz ki 10'un orduru 1'dir. 4 sıfırın ordunun 2 olduğunu öğrenmiştik. Çünkü 4 sıfırla 4 sıfırı topluyorsun, 2 tane 4 sıfır o ediyor. Demek ki 4 sıfırın orduru 2. Başka elemanları deniyorum. Yani ben bir kod oturup, yani ben sana öneririm oturup bir kod yazman. Gerçekte de bu böyle mi? Hayır değil. Gerçekte nasıl biliyor musun? Sana o körü veren, o körü standartize eden kurum, kişi, aynı zamanda körün primitif elemanı da veriyor. Zaten ben bence şeyi durdurmayayım. Kaydı. Çünkü o kısmını da anlatayım size. Cevabını verdim Emre Demirci. Arayarak. Benim bir sayfam var. Onu size burada linkini yazayım. Archive diye bir sayfa. Çetinkayakoç.archive. Onun içerisinde ECC diye bir sayfa var. Link burada. Bu linki lütfen not edin. Çetinkayakoç.net/archive/ECC. Şimdi burada buradaki bütün dokümanlar ECC ile alakalı ama özellikle şu önemli. FIPS 186-4. Bu bir PDF. Bu ABD'nin Standartlar Enstitüsü'nün
standartlaştırılmış kövlerle ilgili dokümanı. Bunun içerisinde eliptik kövlerle ilgili çok detaylı bilgiler var. Bakın, adı Digital Signature Standard ama içerisinde eliptik curve standartlar da var. Şimdi oraya götüreyim sizi. Sırasıyla. Bakın burada eliptik curve digital signature algoritması var. Bunu da açıklayacağım. Önümüzdeki derslerde eliptik curve algoritmalarına, yani kriptografiye doğru gidiyorum. Ama oraya geçmeden önce size birkaç tane key'den bahsedeyim. Birkaç tane curve'den bahsedeyim. Bakın ne diyor? Recommended elliptic curves for federal government use. Bu ne diyor? Görüyor musunuz? Recommended elliptic curves for federal government use. Bir de standartların mantığını size açıklayayım. Yani bu başka ülkelerde başka gibi gözüküyor ama yani aslında ana fikir şöyle. Bir niye şeyler, devletler özellikle ABD gibi gayet libertarian yani ekonomik özgürlüğe inanan bir ülkede devletin endüstriye karışmasına ne gerek var? Niye karışıyor? Sadece şunun için karışıyor. Devlet standardı yayınlıyor, diyor ki bana bir mal satacaksan bu standarda uyu. Yani devletin kullanacağı bir aracı, devletin kullanacağı bir elliptik curve kriptografi donanımını yapacaksan bu standarda uyman lazım diyor. Ben bu standartta alırım. Bunu bir elektrik prizi için de yapıyor. Bunu elektrik kablosu için de yapıyor. Her şey için standartlar var. O standartları yayınlıyor. O amaçla. Tabii devlet çok büyük bir alıcı. Özellikle ABD'de. Dolayısıyla endüstri devleti de mal sattığı için devlet çok belirleyici oluyor. Endüstri kendi standartlarını yapamaz mı? Yapar. Yapıyor da. Devletten bağımsız bir sürü standart var. Ama endüstri bu standartları görmezlikten gelmez. Niçin? Çünkü bunları yapıp devlete bilgisayar satacak. İçerisinde elliptik curve kriptografi olacak mesela. O yüzden görmezlikten gelmez. Endüstri bazen de şunu yapıyor. Özellikle bankacılık endüstrisi çok fazla devletin kurallarına bağlı olmak zorunda olduğu için bazen alır bu standartları, aynısını bu da benim standartımdır der. Yayınlar, hiçbir değişiklik yoktur. Ya da ufak tefek değişiklikler yapar. Dolayısıyla bu standartlar çok belirleyicidir. Şimdi ben burada şu curve bakmak istiyorum. Curve P256 sayfa 102'de. ...192, 224, 256. Şimdi bakın bu curve'e dikkatlice bakalım. Bu gerçekten kullanılan bir curve. Yani Bitcoin içerisinde bu var mesela. Bitcoin blockchain içerisinde bu var. Curve P256. Şimdi bakın. Bir tane asal sayı kullanılıyor. Yani GFP üzerine kurulu. Aynen GF23'tü ya. Buradaki asal sayı şu. 2 üzeri 256 eksi 2 üzeri 224 eksi artı 2 üzeri 192 artı 2 üzeri 96 eksi 1. Bu bir asal sayı. Nereden biliyorum? Göstereyim size asal olduğunu. P eşittir 256 P eşittir demem lazım. 256 eksi 2 üzeri 224 artı 2 üzeri 192 artı 2 üzeri 96 eksi 1. Bu sayı bu. Kaç bitlik bir sayı bu? Bu sayı 256 bitlik. Yani yaklaşık olarak 3'e bölerseniz 85 filan, 85 ondalık sayı.
yaklaşık olarak. Tamam, sayı bu. Gördünüz mü bu sayıyı? Bu sayı asal mı? Matematik açısından böyle küçük sayılar için bir şey var. Bir rutin var. Adı prime p, prime q. Q query demek. Bu sayı asal mı diye bir soru soruyorsunuz. Bu kodu koşarak cevap true. Bu sayı asalmış. Ben bunun asal olduğuna inanmıyorum. Vallahi yani inanmıyorsan senin ispat etmen lazım. Bunun bana bir çarpanını göster. Birden ve kendisi dışında ben de sana inanayım. Tamam, bu sayı asal. Bununla başladık. Hani bir kör yapacaktık ya. Onunla başladık. Ondan sonra Curve'ün kendi tanımını bulmam lazım. Şurada. Bu implementasyon kısmı. Birisinin Curve'ün kendisini. Ha, bu aşağıya doğru bu. Aşağıya doğru 521. Basis. Onları da geçelim. Bunlar Koblis köyleri. Bunların hepsi o zaman en baştaydı bu. Şöyle yapalım da hepsini birlikte görelim. Parça parça olunca olmuyor. Burada. Bakın, Curve'ün parametreleri de burada. Şimdi birinci sayı şu asal sayı. Yani 115 ile başlayan bu sayı. Bu Curve'ün tanımı. Bakın şu sayı o asal sayı. GFP'nin payı. Şimdi bakın benim sayıma bakın. 115 tararara o sayı değil mi? Aynı sayı. O sayı o. İkincisi n. Tamam, n o order. Tamam, curve'ün order'ı ya da primitive elemanın order'ı. Şimdi bakın bu sayının o da bu sayı. Tamam. Biraz daha küçük bir sayı, değil mi? Bir digit küçük ya da büyük olabilir ama ben sizin onu oradan buraya kopya edebilirsem edeyim. Sayıya bakalım. N eşittir. Edebiliyormuşum. Tamam. Evet, üçer rakam yazmış. Şimdi şöyle olabilir bu. Tamam. Bu sayı bu. Bu da N sayısı. Şimdi birisi P, diğeri N. Bu da P sayısı. Ben n'in daha küçük olduğunu düşünüyordum ama şöyle bir deneyelim. P n'den küçük değil, n p'den küçük. Evet, en küçük. Peki n asal mı? N asal değil. Yani curve'ün order'ı asal değil. Olmak zorunda değildi. Tamam mı? Ondan sonra bir tane B sayısı var. Bu B sayısı önemli. Bu bizim A ile B vardı ya. Eliptik kök şöyle bir şey. Y kare eşittir X küp artı AX artı B. O B sayısı bu. O B sayısı bu. Bu sayılar heksadesimal olarak verilmiş. Bu sayılar hekserisimiz. A sayısı ise eksi 3'e eşit. O bir standart. Bunun nerede olduğunu size söyleyeyim. A eşittir eksi 3. A sayısı da eksi 3'e eşit. Tabii eksi 3 demek eksi 3 artı P demek. Değil mi? Mod P.
Yani pozitif sayı kullanmanız gerekecek. O P'den ondan eksi 3 ilave edebilirsiniz. A ile B'yi de bildik. GXG'ye de o primitive element'ın koordinatları. Bu X koordinatı, GX koordinatı, G'ye de Y koordinatı. Var mı bir eksiği? Her şeyi söyledik arkadaşlar. Curve elinizde, order elinizde. Ben şimdi size bunu da ödev olarak verebilirdim. Tamam. Mesela dedim ki bunun artık eleman sayısını say demezdim herhalde, değil mi? Yani öyle bir soru olamaz. Bunun şu kadar sayıda n kadar eleman, n eksi bir, bir de point at infinity olduğu için olduğu belli. Bu sayılması gereken bir şey değil. Bu bilinen bir şey. Peki saymadan onu nasıl bildiler? Biraz azıcık matematik öğrenmek gerekiyor onları anlamak için. Tabii ki saymadan bilmek gerekecek. Böyle bir şey sayamayacağımız kesin. Biz şunu yapıyoruz. Elimizde bir takım çok güzel teoremler var. O teoremlerle curve'ün parametrelerinden order'unu çıkarabiliyoruz. Dolayısıyla order'unu biliyoruz. Bunların önceden yapılmasında çok büyük bir fayda vardı. Çünkü bunları mühendislere, yazılımcılara bırakamayız. Yani böyle bir şey, bir curve seç, order'unu bul. Yani bir mühendisin yapabileceği bir iş değil bu. O yüzden bunları matematikçilerle birlikte mühendisler otururlar, hesaplarlar, yayınlarlar. Bundan sonra bu curve sürekli bir şekilde kullanılır. Bakın burada başka curve'ler de var. 384 falan, değil mi? 521. Mesela bu daha uzun bir curve. Burada da P daha büyük. P 521 bitlik. Yani aşağı yukarı 175, 160, 170 diyelim. 170 desimal rakamlı. Görüyorsunuz zaten büyük olduğunu. 3 satıra yazılmış böyle. Değil mi? Curve'ü de açıkladım. Ama ben sadece GFP curve'lerini açıklıyorum. Başka curve'ler var mı? Başka curve'ler var. Onları anlatıp anlatmamaya sonra karar vereceğim. Ama bu kadar. Bence konular bu kadar. Ben şu noktada kaydı durdurmak istiyorum. Ve sizin sorularınıza kayıt dışı cevap vereceğim.